de Zeynep öyle geleyim. Yani kutlamak derken neyi anladıkları da ya da neyin algılandığı da önemli. Sadece eğlenmek, sadece dans etmek, kutlamak değil ki. Bir şeyin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlatmak. İçselleştirmek aynı zamanda. Evet, anmak aynı zamanda. Yani herkes bir yandan bunu da yaptı. Mesela Anıtkabir'e 1 milyondan fazla kişi 2 gün boyunca... 1.182.000. Tabii tabii. Bir önceki gün de çok yoğun bir katılım. Hatta 28'inde gidip yani içeri ziyaret edemeyenler, o şansı bulamayanlar ertesi gün 29'unda geldik diye bunu söylüyorlardı bizim mikrofonlarımıza. Ama bir şey daha, yani gerçekten şu çok enteresan. Ali Yerlikaya'nın, İçişleri Bakanı'nın paylaşımını muhalif kanattaki pek çok kişinin de böyle hani beğenmesi, çok mutlu olması, sitayişle bahsetmesi, hatta ya gördüğüm yerde sarılacağım ona demesi. Ya Ali Yerlikaya aslında çok da şaşırtıcı bir şey söylemedi aslına bakarsak. Ya o makamlarda oturan herkesin alması gereken Mustafa Kemal Atatürk. Evet, Cumhuriyet'in kıymeti ve buna ilişkin temenniler. Ali Yerlikaya niye bu kadar çok sevildi acaba dün? Süleyman Soylu'dan sonra olabilir mi? Evet. Eski bakanla yani, ilgili bir durumdur yani. Sadece eski bakanla değil ki. Yani Ali Yerlikaya şaşırtıcı bir şey değil. Şaşırtıcı bir şeydi. Ha. Son dönemde, şu son 10 yıldır biz böyle açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet vesilesiyle, 100. yıl vesilesiyle hem sosyal medyada hem de yaptığı konuşmalarda sık sık Mustafa Kemal'in adını andı. Hiçbir zaman Atatürk demedi, biliyor musunuz? Atatürk, evet, demedi mesela. Evet. Yani biz bunu görmüyor muyuz? Şimdi bir tane AKP'li çıkıp onun atadığı bir bakan Atatürk deyince seviniyoruz. O kadar 10 yıldır, çünkü hiçbiri hemen hemen bu Atatürk demekten bile imtina eden. Çünkü Atatürk deyince kendisi de kabul edecek onun ata olduğunu. Onu yapmamak için Gazi Mustafa Kemal deyip geçiştiriyorlar çoğunlukla. Ben hiç duymadım son dönemde Recep Tayyip Erdoğan'dan Atatürk lafını. Gazi Mustafa Kemal diyor ama Atatürk demiyor. İşte çıkıp da onun bakanı Atatürk deyince şaşırdık tabii. Yani çünkü son dönemde hiçbirini görmedik. Ama benim yine işte oyun içinde oyun vardır. Recep Tayyip Erdoğan bana göre şu son dönemde uluslararası alanda diyeceğim, sadece Türkiye için konuşmuyorum, son dönemde görüp görebileceği böyle iç politika hesaplarını yapabilen, seçim odaklı en başarılı siyasetçidir, hiç tartışması söylüyorum. Evet. Seçime doğru bakarak nasıl hareket edeceğini, seçim odaklı planlamada en başarılı siyasetçidir. Ve benim aklımdan hemen şey diye geçti. Çünkü bir de geçmişi de var bunun. Acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday mı yapılacak Ali Yerlikaya diye düşündüm. Neden geçmişi var diyorum. Çünkü biliyorsun en son seçimlerde, yerel seçimlerde işte İstanbul'u biz bir kere değil iki kere seçtik Ekrem, evet, İmamoğlu'nu. Evet. Yani İstanbullular seçti. Ben gerçi oy vermedim bir Ankaralı olarak ama orada olsaydım verirdim, öyle söyleyeyim. İki kere seçti İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu. Ve arada işte bir dönem, o iki seçim arasındaki bir dönem boşluk oldu görevden ayrıldığında. Ali Yerlikaya kayyum olarak atandı oraya. Yani aslında şimdi de birdenbire böyle bir Atatürk, arkasına Atatürk fotoğrafını alması, Atatürk'ten alıntılar yapması. Mesela Çanakkale. Biz Çanakkale hepimizin çok gurur duyduğu bir vatan savunmasıdır. Ve o gurur duyulan vatan savunmasında Atatürk'ün rolü de asla yatsınamaz. Hı. En önemli rollerden bir tanesi olmasına rağmen AKP'liler hiç yokmuş gibi, sanki böyle gökten inmiş evliyalar Çanakkale'nin yollarını açmış ve evliyalar sayesinde kazanılmış gibi hikayeler anlatıyorlar. Atatürk olmasın da evliya olsun, kim olduğu belirsiz silüetler olsun noktasında tarihi yeniden yorumlama çabası var AKP cenahında ya da siyasal İslam cenahında diyeyim daha çok. Fakat Ali Yerlikaya dün mesela Atatürk'ün Çanakkale'deki sözlerinden alıntılar yaptı. Şaşırtıcı bir şey bu tabii. Çünkü yıllardır gelen, her kutlamada Atatürk'ü hiçe sayan bir iktidarın, bir bireyinin böyle konuşması. Üstelik bugün de daha görevden alınmadı ya da affını istemedi. Dolayısıyla tensip ve takdirlerle hiçbir şekilde, değil mi?
Yani ben acaba diyorum ki yani bu bir oyun içinde oyun mu? Hani bakın aslında bu çocuk iyi bir çocuk. Yani bu bürokrat çocuk demeyeyim tabii, elbette kendisi büyük bir beyefendi. Bu beyefendi iyi bir beyefendi. Bakın Atatürk'ü de seviyor kendisi. Onun portresini de arkaya alıyor. Hadi siz ona oy verin. Boş verin bu Ekrem İmamoğlu'nu ya da diğer adayları. Hadi laikler, bakın bu sizin istediğiniz aday gibi bir pazarlamaya girilmiş olma ihtimali. Pazarlama derken tabii ki siyasi propagandayı kastediyorum. Asla başka bir şey değil. Bir propagandanın ilk işaretlerini mi görüyoruz acaba? Bu bir planlanmış bir senaryo mu diye merak etmiyor değilim açıkçası. Evet. Bunu tabii göreceğiz. Yani eğer aday olursa bu söylediklerim hepsi doğru olacak. Olmazsa, ama Erdoğan'ın tavrı da budur. Şimdi bu çıktı. Hakikaten büyük de takdir aldı. Eminim, her iddiaya girerim ki mutlaka onun ismiyle alttan alta bir takım anketler de yapılıyor olabilir İstanbul'da. Bakacaklar, görecekler. İşte bu takdir kazanmış. Kazanma şansı var. Hadi bakalım Ali Yerlikaya'yla yürüyelim deme ihtimalleri çok büyük. Çünkü daha henüz İstanbul'a bir aday bulabilmiş değil. Erdoğan kendisi. Birazdan biraz daha aç. Çiğdem, şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir şey var. Neşeye ihtiyacımız var Türkiye Cumhuriyeti olarak. Yani konu bu. Neşeye ihtiyacımız var. O AKP'li kadın milletvekili söylemiş, işte zumbaları falan söylemiş, ama onun söylediğinin aksine Türkiye Cumhuriyeti halkı ekonomik krizden bunaldı. Seçim üstüne seçim yapmaktan bunaldı. Seçim sonuçlarından bunaldı. Öyle ya da böyle, kazansa da kaybetse de, ben AKP'lilerin de bunaldığını düşünüyorum. Ama en çok ekonomik krizden, baskıdan, çocuğunun yüzüne bakamamaktan bunaldı. Bir rahat atlama ihtiyacı vardı. Biraz bunu da öyle de açıklamak lazım. Bizim neşeye ihtiyacımız var. Ne yaptı AKP bunun? Onu bile göremediler. Ben aslında hani böyle bir yönetimde de bir dağınıklık, hani muhalefetteki dağınıklığı hep konuşuyoruz ama iktidardaki dağınıklığı da konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bu neşe ihtiyacını, neşeye yönelmeyi göremedi. Bu parti bağımsız konuşuyorum. AKP'lilerin de o bayrak sallamaya, marş söylemeye yani ihtiyacı var. Ona, herkesin ihtiyacı var. Birlikteyiz, yalnız değiliz. O polarizasyondan bir şekilde çıkmaya AKP'li, CHP'li, İşçi Partili, MHP'li kim aklınıza gelirse herkesin ihtiyacı var. İşte o yüzden bunu göremediler ve hatta bunu engellemek istediler. Nasıl engellemek istediler? İşte önce bir TRT'nin yaptığı. Yani biz erteliyoruz. Neden? Filistin yüzünden. Tamam, erteliyorsunuz ama zaten Filistin yüzünden ertelemediğiniz ortada, çünkü ortada bir resepsiyon yok. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok keyif aldığı noktalardan birinin uluslararası toplantılarda böyle liderlere ev sahipliği yapmak olduğunu gördük. Antalya'da yapılan G20 toplantısında, diğer toplantılarda. Bu bir fırsat olabilirdi. Ama bunun için 3 ay önceden falan çalışmak gerekir. Bize, ben Ankara'da büyükelçilerle falan işte muhatabım, bize aylardır. Yani bu birkaç günlük iş değil. Çünkü liderlerin programı ona göre ayarlanacak. Tamam. Aylardır, Ağustos'tan, Temmuz'dan beri sürekli sorular soruşuydu. Bir şey yapmayacaklar mı? Biz lideri, bir davet gelmeyecek mi? Liderlere, bakanlara, üst düzey insanlara, hani bu 100. yıl kutlaması için bir organizasyon yapmayacak mı diye bize soruyorlardı gazetecilere, artık büyükelçiler. Nitekim yapmadılar. Yani oysa mesela bu da çok büyük bir fırsattı Erdoğan açısından. Bu da dağınıklığın bir başka unsuru. Şimdi 29 Ekim'de Afrika'dan en az 20-25 tane lider getirebilirdi. Ondan sonra bütün Türk dünyasını getirebilirdi. Avrupa'dan belki Cumhurbaşkanı falan gelmezdi ama bütün Avrupa ülkelerinden mutlaka bakan gelirdi. Şimdi böylesine büyük bir kutlama, böylesine büyük bir ev sahipliği, bir uluslararası meşruiyet fırsatını da kaçırdılar. Ben bunu nasıl düşünemediklerini aklım almıyor, bu birincisi. İkincisi, şunu yaptılar. Tam bir gün önce bir Filistin mitingi yaparak ve oradaki, tabii hüzünleniyoruz. Hüzünlenmiyor değiliz orada Filistinlilerin yaşadıklarına. Evet. Orada Gazze'deki masum sivillerin yaşadıklarına tabii ki hüzünleniyoruz. Ama bunu bir atmosferle
Cumhuriyet kutlamalarını da yansıtmak istediler ve ortaya şöyle bir atmosfer çıkacaktı. Hesap şuydu, ben öyle görüyorum yani. Senaryo şuydu. Öyle bir hani imaj ortaya çıkacaktı ki kutlamak, neşe, eğlence, bayrak sallamak, marş söylemek sanki Filistinlilerin hakkına girmek, sanki Filistinlileri bir kez daha öldürmek gibi bir imaj yaratmak istediler. Buna karşı çıktı Türk halkı. Peki. Yani tamam Filistin'e de üzülürüz ama biz cumhuriyetimizi kutlarız dedi. Bu çok evet. önemli bir aslında nasıl diyeyim bir neşe arayışı, belki de küçük çaplı meşru bir başkaldırıydı. Peki.